Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ulaşımda dönüşüm projesi kapsamında Yunus Emre ilçesi güzergahında toplu ulaşımda kullanılan eski ve engellilere uygun olmayan araçlar yeni, modern ve engellilerin kullanımına uygun alçak taban JES marka 43 adet araçla yenilendi. Yunus Emre ilçesi Pelitalan, Çamlıca, Üçpınar, Maldan, Köseler, Durasallı ve Düzden güzergahında kullanılacak olan 43 yeni araç için ilçenin Ortaköy Mahallesi'nde tören düzenlendi. Kooperatifler adına konuşan 132 No'lu Kooperatif Başkanı Mehmet Gürler, toplu ulaşım hizmetinin modernleşmesinin önemine değinerek Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Karsan firması satış müdürü Kaan Erkırtay, 43 adet aracın Yunus Emre ilçesi için hayırlara vesile olmasını diledi. Manisa Büyükşehir Belediye'miz kent genelinde toplu taşıma hizmetlerinin dönüşümüyle ilgili 2015 yılından beri bir proje yürütüyor. Bu proje hem araçların daha konforlu olmasına yönelik, hem daha güvenli olmasına yönelik, hem engelli vatandaşlarımızın da toplu taşıma hizmetlerinden faydalanmasına yönelik ve bir de 65 yaş üzerindeki vatandaşların ücretsiz olarak seyahat etmesinin toplu taşıma hizmetlerinden faydalanmasına yönelik bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda biz de bugün burada gördüğünüz bu 43 adet Karsan JES minibüsün teslimatını gerçekleştireceğiz. Burada Yunt Dağı kooperatifleri olarak çalışan birkaç farklı kooperatifin 102 nolu, 103 nolu, 104 nolu bildiğim kadarıyla bu kooperatiflerin birleşmesi ve yeniden yapılandırılması ile ilgili 43 arabalık, 43 araçlık bir dönüşüm modeli tasarlandı. Biz de Karsan olarak burada belediyemizin de esnafımızın da çözüm ortağı olduk. Araçlarımızı Manisalıların hizmetine sunacağız inşallah. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mümtaz Kahya, yeni ve modern toplu ulaşım araçlarının ilçeye hayırlı olmasını diledi. Bugün Yunus Emre ilçemizin en büyük bölgelerinden biri olan Yunt Dağı ulaşım hatlarında otobüslerinde ve konforunda yaptığımız yenilikle sizlerin karşısındayız. Yenilenen toplu ulaşım otobüslerinin tanıtım töreninde sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken sizlere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün Beyefendi'nin selamlarını ve muhabbetlerini iletmekten onur duyarım. Bildiğiniz gibi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde ilimiz genelinde Manisa'nın tamamını kapsayan ulaşım ana planı yapılmıştı. Bu çalışmamızı tamamladıktan sonra bölge bölge, ilçe ilçe, mahalle mahalle, peyderpey yeni ulaşım araçları hizmete girmeye başlamıştır. Sevgili hemşehrilerim, Manisa ilimizde yürütülen ulaşım ana planı raporları doğrultusunda ilimizin 17 ilçesinde ve bu ilçelere bağlı mahallelerde toplu taşıma hizmeti veren araçları günümüz teknolojisine uygun, konforlu, çevreye duyarlı, elektronik LED sistemli, kameralı, engelli ulaşımına uygun, alçak tabanlı araçlar ile değişimlerin yapılmasına öncülük ettik. Bu araçların bir düzen ve sıra içerisinde rotasyonlu olarak bölgesel havuz sistemi içerisinde planlanan hat ve güzergahlarda çalışması için optimize ve dönüşüm çalışmaları devam etmektedir. Kıymetli hemşehrilerim, Manisa Ulaşım Ana Planı toplu taşım optimizasyon çalışmaları kapsamında Yunus Emre ilçe merkezinden mahallelerine çalışan 80 güzergah belgeli aracın iki ayrı kooperatif bünyesinde 43 adet 6 metrelik Karsan JES engelli erişimine uygun alçak tabanlı araçlarla dönüşümünü de tamamladık. Mevcut güzergahlarda Pelitalan Kooperatifi, Manisa Üçpınar, Manisa Pelitalan, Manisa Çamlıca, Yunt Dağı Kooperatifi ile de Manisa Maldan, Manisa Köseler, Manisa Durasallı, Manisa Düzden olmak üzere toplamda 7 güzergah olarak düzenlendi. Değerli Yunt Dağlılar, Manisa Büyükşehir Belediye'miz tarafından
78 adet Karsan Atak araç ve 35 adet Karsan Jest alınarak toplamda 110 adet yeni nesil olmak üzere 17 ilçemizde 124 araç ile 105 hatta hizmet verilmeye başlandı. Yunus Emre ilçemizde ise Manisa Küçük Sümbüller, Manisa Çınarlı Kuyu Cezaevi, Manisa Uzunburun güzergahlarında toplamda 2 araç ile toplu taşıma hizmeti verilmektedir. Gelişen şartlar ve artan nüfus oranları doğrultusunda doğacak ihtiyaçlara göre yeni planlamalar ve düzenlemeler de yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Değerli dostlarım, Manisa'mız ilçe merkezinde hizmet veren 175 aracı 106 yeni nesil araçla dönüşümünü gerçekleştirdik. Şu an bu araçlarla toplu taşıma hizmeti verilmektedir. İlçe merkezlerinden mahallelere hizmet veren 918 aracı 388 araçla dönüştüreceğiz. Bugüne kadar bu dönüşümün 223 tanesi tamamlanmış, 43 tane aracın da teslimi yapılmak üzeredir. Manisa'mız il ve ilçeler arasında hizmet veren 296 aracı da 134 araçla dönüşümünü sağlayacağız. Bugüne kadar 59 tane aracın dönüşümü tamamlandı, 75 tane aracın da teslimi yapılıyor. Toplu taşıma hizmeti veren gerçek ve tüzel kişilere ait toplu taşıma araçlarının günümüz teknolojisine uygun, konforlu, çevreye duyarlı, elektronik bilet sistemli, kameralı, engelli giriş erişimine uygun alçak tabanlı araçlarla değişimi yapılarak trafikten 711 araç çekilecektir. Yani yaptığımız bu dönüşüm hem vatandaşımıza, hem sürücü esnafımıza, hem de çevreye katma değer sağlıyor. Değerli Azyurun, yeni bir sistem, yeni bir ulaşım hattı Yunus Emre ilçemizde hayata geçiyor. Yenilikler ve düzenlemeler yaparken bir takım eksiklerin ortaya çıkması muhtemeldir. Bunların tespitlerini yapacak ve iyileştirmelerini hızlı şekilde yerine getireceğiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün Bey'in öncülüğünde 17 ilçemizin tamamında ayrım yapmadan çalışmalarımız devam etmektedir. Yunus Emre ilçemizde olsun, Yuntdağ bölgemizde olsun çalışmalar ortada. MASKİ Genel Müdürlüğümüzle yürütülen altyapı çalışmaları, Büyükşehir Belediye'miz tarafından yürütülen asfalt çalışmaları gibi birçok çalışmalarımız ortada. Tüm bu yapılanlar ileride yapılacak olanların birer teminatıdır. Bu duygularla yeni araçların Yunus Emre ilçemize ve Yuntdağ bölgesinde yaşayan kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Dönüşümde emeği geçen Ulaşım Dairesi Başkanlığımıza, değerli kooperatif başkanları ve yönetimine, şoför kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, ulaşımda dönüşüm çalışmalarının merkez ve ilçeler olmak üzere büyük bir titizlikle sürdüğünü belirtti. Başkanım merhabalar. Bugün Manisa Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir projeye daha imza attı. Ulaşımda dönüşüm projesi. Bu proje hakkında sizden genel görüşlerinizi alabilir miyiz? Şimdi Büyükşehir Belediyesi olmamızla birlikte 17 ilçede ulaşımın bir rehabilite edilmesi gerekiyordu. Bu sorumluluk da Büyükşehir Belediye'mize aitti. İlk önce bunun rehabilite edilmesi ve ulaşımın düzenlenmesi amacıyla ulaşım master planı ihalesi yaptık. Bu yapılan ulaşım master planı çerçevesinde yaklaşık 2 seneye yakın sürdü ulaşım master planı. Hangi ilçede, hangi güzergahlarda ne kadar otobüs sayısı olması gerektiği ve hangi tür otobüslerin kullanılması gerektiği tespitleri yapıldı. Bu tespitlerden sonra bölge bölge, ilçe ilçe mevcut otobüslerin hem yenilenmesi hem de mevcut sayıya uygun hale getirilmesi ve hatların da düzenlenmesi çalışmalarına başlandı. Birçok ilçede buna geçildi. Soğuma,
Saruhanlı, merkezde Şehzadeler derken bugün de bir yenisini yaptık burada. Yunus Emre Yurtdağı bölgesindeki 83 tane aracı, 80 tane aracın 43 tane Atak JES tipi araçlarımızla yenilenmesi ve daha halkımızın engelliye erişimine uygun, konforlu araçlarla ulaşım hizmeti almasını sağlayacak yeni bir çalışmayı da burada bitirdik. Darısı diğer yapmadığımız bölgeler içinde inşallah gerçekleştireceğiz. Bu inanın bu çalışma diğer büyükşehir belediyeleriyle yaptığımız araştırmalar ve görüşmelerde bizim Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak almış olduğumuz yol, kat etmiş olduğumuz yolu da hiçbir büyükşehir belediyesi kat etmedi. Bu dönüşümleri tek tek gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yöre halkına daha konforlu, daha ferah bir seyahat imkanı verdiğimiz için çok mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün Manisalı için düşündüğü projeleri tek tek hayata geçirmenin de ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, toplu taşıma konusunda büyükşehir olduktan sonra %80'lik bir dönüşüm gerçekleştiğini, bu dönüşümde engelli, yaşlı ve genç bütün vatandaşların konforunu dikkate aldıklarını vurguladı. Evet, Manisa Büyükşehir Belediyesi toplu taşım konusunda büyükşehir olduktan bu tarafa yaklaşık %80'e varan bir dönüşümü gerçekleştirdik. Yani 17 ilçesiyle büyükşehir. Toplu taşımada mevzuat gereği 5378 sayılı engelliler kanununda engellilerin erişilebilir olan araçlara ulaşması vatandaşlarımızın. Bu noktada şehir içi toplu taşımaların dönüşümü, aynı zamanda mahallelerde bulunan, mahalleden ilçeye taşımacılıkta bulunan D4 belgeli taşımacıların dönüşümü. Son olarak da ilçeler arasındaki toplu taşıma araçlarının dönüşümü konusunda yaptığımız çalışmalar takriben %80'lere ulaştı. Dün Alaşehir'deydik. Alaşehir'in mahallelerindeki toplu taşımaya dönüşüm yaptık. Orada da yaklaşık 5 kooperatifin bir kooperatife dönüşmesi, 47 civarında aracında 20 araca dönüşmesi şeklinde bir dönüşüm gerçekleştirdik. Bugün Yontdağı bölgesinde Yunus Emre'ye bağlı köylerimizde burada da yaklaşık 80 aracın yine toplu taşıma aracı olan 6,5 metrelik engelliye uygun elektronik kartlı konforlu araçlara dönüşmesi sağlanmış oldu. Buradaki amaçlanan hem mevzuata uygun araçlar olması, aynı zamanda vatandaşımızın ekonomik olarak taşınması, bilet fiyatlarında bir düşüşün söz konusu olması, aynı zamanda 65 yaşlı vatandaşlarımızın ücretsiz taşınması, engellerimizin ücretsiz taşınması, bunlar hep bu araçların dönüşümüyle sağlanmaktadır. Geçmişteki uygulanan araçlar bu anlamda bir fayda sağlamıyorlardı. Bu da tabii büyükşehirin belediye mevzuatı gereği kanun verdiği yetkiyle yapılmaktadır. Bugün Manisa Büyükşehir Belediyesi bundan sonrası için de Salihli ilçemizin mahallelerinde dönüşümü planlıyoruz, tamamlanmak üzere. Yine Gördes, Soma ilçe arası taşımacılığında araçlarımız var. Onlar da anlaşmalarını yaptılar. Sarıgöl, keza Alaşehir, Salihli arası, Kula'daki taşımacılar. Bu çerçevede bunları da tamamlayınca biz Manisa Büyükşehir olarak tüm Manisa halkımızın top taşımadan faydalanmasına sağlayacak bir Manisa kart ile tüm şehirde, yani bütün şehir sınırları içerisinde bu karta dolaşabilecekler. Hatta geçen ayki UKAME toplantımızda aldığımız bir kararı da buradan tüm halkımıza duyurmak istiyorum. Kararda şunu içeriyor: mahallelerden ilçe merkezlerine taşımada vatandaşlarımız köyünden aracına bindiğinde, ilçe merkezine geldiğinde 60 dakika süre içerisinde ilçe merkezindeki araca bindiğinde 1 TL ücret ödeyecek. Dolayısıyla bunu tüm ilçe merkezlerimizde ve Manisa merkezimizde uygulamaya başlatıyoruz. Ve bu da Manisa halkına büyük bir kolaylık sağlamış olacak. Yine bir kartla tüm ilçeleri dolaşabilecek. Manisa'dan çıkan bir vatandaşımız sırasıyla bütün ilçelerin top taşıması dönüştüğü için her bir araca bindiğinde aynı kartıyla bu ulaşımlarını sağlamış olacaklar. Biz tabii bu hizmeti yerine getirmekten büyükşehir olarak son derece memnunuz. Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün talimatlarıyla, mevzuatın verdiği yetkilerle diğer büyük şehirlerin
belki de çok ilerisinde olduğumuz bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu yüzden gururluyuz, kıvançlıyız. Tüm halkımıza hayırlısı olsun diyorum. Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mümtaz Kahya, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Karsan Firması Satış Müdürü Kaan Erkırtay tarafından araçların anahtar teslim töreni yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mümtaz Kahya araçları gezerek bilgi aldı. Evet, Manisa Büyükşehir Belediye'mizin mehteranı sizlere konser veriyor, devam edecek. Ama alkışsız olmaz, onları bir alkışlamamız lazım. Bak, sizin için geldiler. Evet, gönüllerimizi hoş ediyorlar, Allah razı olsun. Şimdi bir duyuru daha yapmak istiyorum. Kulağınız bende olsun. Manisa Büyükşehir Belediye'mizin bir hizmeti daha başladı. Bazılarınızın haberi vardır, bazılarınızın olmayabilir. Onun için duyurmak istiyorum. Bütün mahallelerimize seyredilebilir. Yeni bir televizyon yayın. Yani burada yaptığımız etkinlik, diğer yerlerde yapılan etkinlikler. Biz Ortaköylü olarak, yazlıkçılar olarak memnun olduk. Neden memnun olduk? Daha önce de büyükşehir olmadan evvel yoktu burada böyle bir şey. Vardı da köy otobüsleri vardı, dolmuşları. Çok sağlıklı değildi. Ondan sonra büyükşehir olunca büyükşehir otobüsü koydu. Şimdi inşallah bundan sonra daha çok sık olacak. Çünkü burada piknik alanı burası. Güzel bir yer Ortaköy. Yani çok gelip gideni var fakat vesait olmadığından gelip giden olmuyor fazla. Şimdi daha güzel olacak inşallah. Tabii bunlar hizmet. Teşekkür ederiz herkese. Vallahi öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Cengiz Ergun'a teşekkür ederiz. Ekibiyle, cümlesiyle. Bu durumdan çok memnunuz. Memnun olacağız.